Keşke meşhur olsaydım yani dil boşluk. Türk sanat müziği bu kadar başarılı okuyor. Yani ben bunda mütevazi olmayacağım. Herkesin söylediği. Ha benim halkım, dostum, ahbaplarım anlar anlamaz o. Fark etmiyor. Ben çünkü alışmışım onlarsız onları temsil etmeye. Yani benim maalesef benim ilgisiz hemşehrilerim. Yani Türk müziği de ilgisiz. Yanlış anlamı olmasın. Her yerde evelallah Türkiye'nin, İstanbul'un en güzel konser salonlarında, televizyonlarda yani bu özellere de çıktım, Star'a, ona buna hepsine. Nerede kimsin dediklerinde Yugoslav göçmeni boşuna gururla hepsi de hakkımı vermiştir. Ama benim milletim bilmiyor, Allah biliyor. Toplumun %80'i ben popüler kültür dinliyorum diyebiliyor. Bunun içinde birçok şarkı türünü evet katabiliriz ama Türk sanat müziği dinliyorum diyen belki %5, %10. Ama şöyle Klasik müzik dinliyorum diyen belki %10. Biz evimizde şu anda aynen belki onu aynen. tercih etmediğimiz için size belki sizin biraz gönül yarınız bu iş. Niye bana şey yapmadılar, niye benimle çok fazla ilgilenmediler gibi belki bir düşünceniz var ama oradaki durum belki Ya toplumun orada onu değil, bunu tercih etmiş olmasıyla alakalı olabilir. şimdi değerli kardeşim, hadi gençler öyle yapmış olsun. Benim jenerasyondan bahsediyorum. Yani ben niye gurur duymayayım? Hidayet Amerika'da yani. Amerika'da en güzel şekilde yani Türkiye'yi bir temsilen bir de beni temsil etti Boşnak olarak. Anlıyor musun? Yani bizim Sancak bölgesi de onu ki o nurla keyifle izledi etti. Beni beğenmesinler, beğensinler diye ısrarcı değildim. Sadece bir arkadaşı olarak yani aferin, bravo gibi. Ya 15 sene Allah aşkına ben mekan işlettim Etiler'de ya. 5 tane, 6 tane aile dışında sonra yıllarca gelmedi. Gelmelerini de istemedim arkadaşım. Ya bir gel gör bu adam ne yapıyor, ne olacak, ne diye bu çekememezlik. İşte Allah sana maddiyat veriyor, onu veriyor, bana da böyle bir şey.